Bazı hastalarım oluyor. Geliyorlar. O kadar çok şey anlatıyorlar ki şeker hastalığı var, yüksek tansiyonu var, kalbi var. Bunları dert etmiyor da hocam diyor, acaba diyor ameliyattan sonra bu benim dünyaya bakışım veyahut da içine düştüğüm karamsarlık geçecek mi? Bu obezite beni çok bir şekilde yordu. Obezite beni insanlardan uzaklaştırdı. Hoş geldin. 3 gün önce Almanya'dan gelip ameliyat olan hastamız Mine, taburcu olup geldi. Taburcu olup geldi. Tebrikler. Size birkaç tane kanaatimi bildiririm. Bir mutluluk nedir onu anlatmaya çalışalım. Depresyon, duygular çok farklı ama çünkü hasta şunu soruyor. Mutlu olacak mıyım? Tabii bunu direkt soranlar var, sormayanlar var. Şimdi hakikaten günümüzde depresyon çok ağırlıklı. 800 bin kişi intihar etmiş. Geçen sene sadece Bihter hoş geldin. O kadar değişmişsin ki bu genç hanım kim diyordum? Bihter'miş. Vah, tebrikler. Evet. Nuran gördü mü Bihter'i? Burada. Evet. Peki. Şimdi depresyon çok ciddi ağırlıklı. 800 bin kişi intihar etmiş. Yaklaşık 3 milyon kişi de obezite nedeniyle ölmüş. Tabii ki obezite cerrahisi sonrası bir özgüven geliyor. Bu insan bir müzeden çektim ben. Homo sapiens'in ilk türü. Çok basit duygularla hareket ediyor. Sadece ihtiyaçlar listesindeki barınma, üreme ve yemek üzerine çalışıyor. Ve bu bizim bu temel duygularımız. Başka da hiçbir derdi yok. Bir şey daha var, aidiyet. Bir de arkadaşı olacak. Yani insanın temel duyguları şöyle. Bir gruba dahil olacak, işte ailesi olacak veya bir arkadaş grubu olacak. Mesela biz de bir aidiyetiz. Şu anda bir aidiyet taşıyorsunuz. Bu gruba karşı sorumluluk hissetmeye başlayacaksınız. Çünkü bir korku diyor Gökhan ama Gökhan nereye oturdu? Heh. Ben buna anksiyete, gerginlik diyorum. Bu gruba ait olduğunuz zaman gelecek ayki toplantıda Ahmet Hoca bizi nasıl görecek veya görmeyecek? Bu belki 3 yıl çok önemli. 3 yılda kafa değişikliğini yapabilirsek birçok şey de yoluna girecek. Demek ki bizim temel ihtiyaçlarımızdan birisi yemek, üremek vesaire. Bunlar çünkü zevkli hale getirilmiş. İnsan menfaati olmayan hiçbir işi yapmaz. Ben size söyleyeyim. Yani yemek de yemezdi. Yemek zevkli olsun diye yaratılmışız. Yani öyle bir zevk alıyoruz ki yiyoruz. Üremezdi de cinsellik zevkli hale gelmiş. Ve bir gruba aidiyet olmak da çünkü gruptan ayrıldığı anda ölüyor. O zaman insan öyle tek başına yaşayamıyor. Neandertaller biliyorsunuz o yüzden kaybolmuş, ölmüşler. Devam edelim. Fakat günümüz modern durumuna geldiğimiz zaman insanda şöyle bir şeyler oluyor. Güvensizlik gelişiyor. İlişkilerde, ticari ilişkilerde, menfaat çatışmalarında, her türlü arkadaşlık ilişkilerinde güveni gittikçe azalıyor. Darbeler yiyor. İşte bana kalleşlik yapıldı hocam, ticari hayatım mahvoldu, kötü durumdayım diyor ama bu çok klasik bir hikaye. Yani sonuçta insanlar hayatın üzücü olduğunun farkında değil. Zannediyorlar ki Schopenhauer'in dediği gibi hayata mutlu olmak için geldiğimizi zannediyoruz diyor Schopenhauer. Biraz karamsar bir insandır gerçi ama yani önce bu tespiti yapalım. Yani biz obezite cerrahisi olduktan sonra hayat değişmeyecek. Yine aynı insanlar olacak, yine aynı ilişkiler olacak, yine aynı toplum tarafından yaşayacağız. Bunu unutmayalım. Yani değişen bir şey yok. Değiştir Hatice. Evet. Bir de endişe çağında yaşıyoruz. Bu da ayrı bir sorun. Endişe işte Canan Karatay hocamız çıkıyor mesela veganlık bir şey diyor, koyun diyor veya diyor ki obezite cerrahisi çok tehlikelidir diyor. Ben hiç hasta ama önermiyorum diyor. O zaman kusura bakmayın siz kitap okumuyorsunuz hocam. Yani çok ciddi bir şekilde kitap okumuyorsunuz, son doğrularla yanlışları birbirine karıştırıyorsunuz veya diyor ki kanser öldürmez, kemoterapi öldürür diyor. Ne kadar büyük bir endişe düşünsenize. Yani ben kanser hastasıyım, kemoterapi görüyorum ve bir hoca çıkıyor diyor ki kemoterapi öldürür diyor. Ve bu insan da çok takdir edilen, devamlı televizyonlara çıkan bir insan. Ne kadar ciddi. Demek ki obezite ameliyatı olduktan sonra da sizi bu endişe peşinizi bırakmayacak. Hep yanlış bilgiler. O yüzden bilgilenmeniz gerekiyor. Obezite kadar yanlış algılanan başka hiçbir alan yok. Dolayısıyla birinci yıldaki hastam beni arıyor. Hocam falanca yerde bir falan bir olaydan sonra tüp mideli bir hasta ölmüş. Bu nedir? Ya şaşırıyorsun birinci yıl. Yani benim meslek hayatımda hani bunu net olarak söyleyebilirim. En korkmadığım
ameliyattır obezite cerrahisi. En korktuğum ameliyat delinmiş bir bağırsaktır, delinmiş bir şişmanın apandisidir. Bunlar çok daha tehlikelidir. Hiçbir ölüm olayım yok, hiçbir böyle bir kaçak, ciddi, kötü durumlara düşmüş hastamız, böyle çok hayatı son anda kurtardığımız yok. Ama o kadar büyük bir algı ki ameliyat olana böyle bir endişe de çöküyor. Yani işte 5 yıl önce ameliyat olmuş bir, geçenlerde oldu, yine telefonlar çalmaya başladı. Hocam 5 yıl sonra ölür müyüm? Ne oldu dedim. İşte bir hasta ameliyat hasta bir defa bir bambaşka bir ameliyat olmuş. 5 yıl içerisinde daha sonra bazı hastalıklar geçirmiş. Alkolizmi var, karaciğer yetmezliği var. Hastanın bu ameliyatla hiçbir ilgisi yok. Ama bunlar hep bir şekilde size yansıyor. Ve bunlar size bir endişe olarak dönüyor. Şimdi o yüzden de mutluluğu önce bir tarif edersek, kendinizi iyi hissetmedir aslında basit manada mutluluk. İyi, olumlu duyguların olduğuna dair bir hissiyattır. Ama bir andır. Şimdi bu da çok önemli bir, bu bilim adamı Mihail, çok zor isim var, Csikszentmihalyi, diyor ki aslında biz bunları, yani zenginliği, parayı, iş hayatını, hasta geliyor. Hocam diyor 3 ay sonra ameliyat olacağım diyor. Şu yapacağım falan filan. Beyefendi diyorum, tamam 3 ay sonra ameliyat olun ama bakın sizin 3 ay içerisinde şu şu şunları yapmanız ve ameliyata hazırlanmanız lazım. Ama hocam diyor benim iş hayatım çok yoğun, falanca yere gideceğim, falanca gidiyorum. 2. ayda hocam babası şey arıyor, kalp krizi geçirdi de hocam diyor gelemiyor diyor. Yani bir şekilde biz yaşamımıza bazı şeyleri elde edince mutlu olacağımızı zannediyoruz. Paranın mutluluk getirip getirmediğini de daha sonra konuşuruz, tartışırız zaten. Ama bizim şurada şu çok önemli, yemek. Yani hayatta bu sıkıntılar, bu endişeler falan olunca o zaman zevk tarafına yönelmek gibi bir durumumuz doğuyor. Devam edelim. Şimdi bunu aslında insanoğlu felsefe tarihinde keşfetmiş. Şöyle bir şey keşfetmiş. Bu Epikurus büyük bir adam. Şu açıdan büyük Epikurus, çok basit bir şey söylemiş. Ya hayatta arzular, zevkler çok çok önemli ama bunun da akıllıca kullanmamız lazım. Akılsızca kullanırsak bunlar bize sonuçta kötülük olarak dönüyor. Eğer biz morbid obezite veya obezite ile ilgili bir sorun yaşıyorsak bu zevk konusunda bir sıkıntımız var demektir. Yani akıllıca kullanmıyoruz demektir. Bunu akıllıca kullanır hale gelmemiz lazım. Akıllıca kullanmamız gereken en önemli konu ne? Biliyoruz ki karbonhidratlar, başka bir arkadaşımız yese kilo aldırmıyor ama bize aldırıyor. O halde çikolatayı artık tadını unutacağız. Bunu her toplantıda söylüyorum. Yani biraz yerseniz unutmazsınız. Çikolatayı bir yıl yemeyeceksiniz vesaire. Gökhan'ın dediği gibi ben ameliyat olacağım ve işte sigarayı bırakacağım. Hedefler koyacaksınız hayatınıza. O zaman mutlu olursunuz. Hedefsiz ameliyata girerseniz mutsuz olursunuz. Umudunuz olacak, bir de hedefiniz olacak. Bu çok önemli. Şimdi bir de zaten şöyle bir olay da var. Arzularınızı tatmin etseniz bile, yani diyelim ki ameliyat oldunuz ve çikolatayı devirdiniz. Bir gece devirdiniz. Ve tatmin oldunuz. Çikolataları yediniz. Ama bu size ne getirdi ne götürdü? Epikürüse göre zararlı bir şey yaptınız. Ama bir süre sonra bu devam ederse sarkaç gibi gidip gelir. Bir sarkaç gibi. Çünkü arzular ne kadar tatmin etse de doyumsuzdur. Bir sonraki adımda yine onu tekrarlamak isteyeceksiniz. Çünkü bu bir andır. Bunları bilmemiz lazım. Şu noktada adamcağız büyük felsefecidir. Zamanında kıymeti bilinmemiştir ama Schopenhauer, sağlıklı bir dilencinin hasta bir kraldan daha mutlu olduğunu söylemiştir. Güzel bir cümledir ama hakikaten bu. Sağlık her şeyin başı. Ve obezite cerrahisi bugün için kabul edilmiş, bakın altını çiziyorum, yaşam süresini uzatan yegane tedavi biçimidir. Kalbe koroner bypass ameliyatı olursunuz, yaşam süreniz uzamaz. Çünkü koroner bypass'ın sadece bir damarı sadece yaşam süresini uzattığı gösterilmiş. Ama obezite cerrahisi yaşam süresini, eğer yüksek tansiyon, şeker gibi metabolik sorunuz varsa 10 yıl uzatıyor. Burada kesin olan şey, o yüzden Amerika'da yılda 350 bin kişi sıraya girmiş ameliyatlar oluyor. Avrupa'da da başladı. Geç geliyor. Biz de hala başka konularla uğraşıyoruz. Bir de şunu unutmamanız lazım lütfen.
Çokça karşılaşıyorum. Mizaç da çok önemlidir. O genetik bir şeydir. Yani bir çocuğunuz vardır, yaşamışsınızdır. O daha neşelidir doğuştan. Öbürü daha durgundur, hafif melankoliktir. İnsanoğlunun gelişiminde şöyle bir şey vardır. Bu mizacı bir cümleyle daha söyleyeyim. Ameliyattan sonra mizacınız değişmez. Ya karakteriniz neyse odur. Lütfen onu karıştırmayın. Özgüveniniz gelişir ama karakteriniz değişmez. Karakter sabittir. Gelişebilir ama. Değişmez, gelişebilir. Bizim burada yapmak istediğimiz zaten o. Yani psikoloji biliminin de yapmak istediği bu. Hocam bu ameliyattan sonra çok sinirli olur mu? Olmaz. Sinirli ise sinirlidir. Daha da sinirli olmaz. Ameliyat bunu şey yapar mı? Yapmaz. O neyse odur. Ama gelişir. O ayrı bir konu. Evet. Şimdi zaten doğuştan yapılan çalışmalar, bir sürü çalışma var mutlulukla ilgili. İnsanlar mutluluğu nasıl kazanıyor diye. %50'si genetik faktörler. Yani doğuştan bazı insanlar hep güleç, vurdum duymaz. Bir şey dersin gece arkasını döner yatar. Bazıları bütün gece düşürür o bana niye dedi diye vesaire. Ama %50'si bu şeyin doğuştan karakter. %10 yaşanan çevre ve koşullar, aile yapısı, yaşadığınız ülke, ahlak, görgü kuralları vesaire onlar etkiliyor. Ama bakın çok önemli bir şey var burada. %40'ı kişisel çabaya bağlı. Yani şu anda buraya gelmeniz saat 12'de cumartesi bu çabanızın olduğunu gösteriyor. Bu çaba şöyle bir çaba. Hani bunu iyi değerlendirelim istiyorum. Sadece biz size bir şekilde bir anahtar sunuyoruz obezite cerrahisi ama biraz da arkadaşlık yapmak istiyoruz. Yani dertleşmek istiyoruz. Çünkü her şeyden önce insanız. Yaşadığımız tecrübelerden faydalanmak istiyoruz. Ben insana sadece midesiyle bakmıyorum. Bir bütün olarak bakıyorum. Yani beyniyle de bakıyorum. O yüzden lütfen şunu unutmayın. Kişisel çabayı unutmayın. Buraya gelmeniz çok çok önemli. Çünkü midenizi değiştirdik, hormonları değiştirdik, iştahınız azaldı. Yemekleri az yiyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. Şu anda kilolar gidiyor. Ama 3 yıl sonra bunlar gevşer. Duyuyorum bazen. Mesela X şehrine gittim, ameliyat oldum. Çok iyiyim hocam diyor. Çok iyiyim. Sohbet ediyorsunuz. Altında yatan şeyler. Bir defa pullanmalar, deri bulguları başlamış. Saçlar dökülmüş. Ağzında yaralar oluyor hocam falan diyor. Evet. Peki siz o şehre tekrar kontrole gittiniz mi? Yok, gitmedik hocam. Peki sizi aradılar mı? Yok, aramadılar hocam. Peki bu ameliyatın bazı eksiklikleri olacak. Onları yapıyor musunuz? Yok. Bazen de hocam beynimde uyuşukluklar oluyor. Tiamin eksikliği çıkıyor. Biraz sonra Nurhan Hoca hepsini anlatacak. Yani buradaki hedef, mana iyi tespit edemezseniz sadece ameliyat olarak 3 yıl sonra şu gevşemeler olacak. Beyni bir düzene sokamazsak hem mutlu olamayız hem hedefe kavuşamayız. Evet. Bu bütün her şeyi etkiliyor. Yani bir zincir bir yerden kırıldığı anda da mutluluğunuz etkileniyor. Devam edelim. Bu Harvard Üniversitesi'nin bir çalışması. Güzel bir çalışma. Şunu göstermiş. Fakir çevredekilerle Harvard Üniversitesi'ndekilerle bir arada bakmışlar. Uzun dönemde mutluluğu etkileyen şey. Nasıl, mutlu musunuz diye her sene sorulmuş bunlara. Devam edelim. Ortaya çıkan şey. Mutluluğu en çok etkileyen şeyler aile hayatı, arkadaşlıklar, yaşadığınız cemiyetteki iyi ilişkiler. Sosyal ilişkileriniz iyi ise mutlu oluyorsunuz. Yani ameliyattan sonra mutluluğunuzu etkileyen o kadar çok faktör var ki sosyal ilişkilerinizin de iyi olması gerekiyor. Yalnızlık en büyük problem. Ameliyat sonrası da eğer yalnızsanız çok ciddi problemli bir insan haline dönebilirsiniz. Lütfen kliniğinizi arayın, doktorlarınızı arayın, yalnız kalmayın. Bu yalnızlık sizi zaman içerisinde yaptığınız ameliyatın getirdiği güzelliklerden uzaklaştırır. Disiplin getiremezseniz beyin son derece, kişinin en büyük özelliği etrafını çok güzel aldatır insanoğlu. Müthiş, herkesi aldatabiliriz. Ama çok büyük bir de becerisi daha vardır, kendini aldatır. Ve o kendini aldatma özelliği nedeniyle de müthiş tuzaklara düşer. O yüzden lütfen yalnız kalmayın. Bakın çalışmada onu gösteriyor. Hasta destek gruplarına ne kadar katılırsanız bu işte o kadar başarılı olursunuz. Destek gruplarımızın her gün gittikçe kuvvetlendiğini görüyorum. Katılanlara teşekkür ediyorum. Para mutluluk getirmiyor. Bir sürü çalışmanı gösteriyor.
Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Ezgi'ye söz vereceğiz. Bu konferansların devamını yaparız. Gelecek dönemde başka konulara da gireriz. Ben birazcık okumayı severim. Böyle değişik insanları, Şapanöer'i falan anlatırız. Hoşunuza giderse. Başka içerikli toplantılar da yaparız.